Herkese merhaba ve The Sims 4 Seasons bölüm 7'ye hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce bir şey belirtmem lazım. Aslında ben bir bölüm çekmiştim fakat aşırı uzundu ve çok sıkıcıydı. Bu yüzden kısa bir özet geçeceğim şimdi neler yaşandığıyla alakalı. İlk olarak Jonghyun öldü. Dudu sokak köpeği oldu. Yeni yıla girdik ve Lauren'in bebeği Kobe doğdu. Ve özet bu kadardı. Teşekkürler. Şu anda Forgotten Hollow'da değiliz. Neredeyiz? Tabii ki de Windenburg'dayız. Önceki videomdaki yorumlara baktığımda bir dakika ne? Windenburg'da kuzul... What? Forgotten Hollow mevsimleri çok iyi göstermediği için ben daha çok mevsimleri iyi gösteren bir yere taşınmak istedim. O yüzden lanet olsun Windenburg'e geldik. Köy resmen. Ve Avrupa'yı bir köy. Evet, nerede kalmıştık? En son Lori'nin işine tekrar odaklanmaya çalışıyorduk. Hala terfi alamadı zavallı kız. Bu yüzden buraya gel. Çabuk research yap şunları. Hepsini şey yap, sula. Bu arada artık ilkbahar mevsimindeyiz. Önceki bölüm dediğim gibi çok uzundu ve yeni yıla girince direkt ilkbahara girmiş olduk. Aha, bu kim? Bir an Dion sandım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bunlar Windenburg insanları. Get Together popoları hiç sevmiyorum ya. Get Together gerçekten bence çok gereksiz beklenti paketi. Hani getirdiği şehir güzel, Windenburg'u seviyorum ama gerçekten club olayını İki kere falan kullandım ve bir daha asla yüzüne bakmadım. Bu yüzden... Onun dışında Kobe doğdu. Kobe burada. Kobe Promise. Lori ve Kirk'ün bebeği ve şu an gözleri yok. Niye gözleri yok? Gözleri kapalıysa korkunç bir bebek. Oh my god, neyse. Jupiter gelip bence onu besle. Çünkü aç galiba. Bottle feed. Change diaper. Make silly face. Bu arada evet, ilkbahar olduğu için artık arıları sonunda kullanabileceğiz. Bunları dışarı koyayım. Bence çiçekleri şey yapsınlar çünkü. Polenlerini, daha çok polenlerini bırakmasınlar da polen olsun. Neyse, o konuya hiç girmeyeceğim. Burada bir bal peteği örneği görüyorsunuz. Bu binlerce arının yaptığı doğal bir bal peteğidir. Arılar işe en üstte bir sıra hücre dizerek başlar ve sonra aşağı doğru ilerlerler. Her bal peteğinin iki tarafında da hücreler bulunmaktadır. Arılar bir tanesini bitirdiklerinde diğerini yapmaya başlar ve bu böyle devam eder. Okay. İlkbahar çok tatlı gözüküyor şu anda. Hani aslında ilkbahar mevsimi Sims 4'te Sims 4'te normal mevsim, yani bir şey olmayan, özelliği olmayan bir mevsim. Sadece yağmurlar. Bir de sanırım bazı festivaller olacak buradan bakarsak. Güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu ve Love Day. Harika! Yeteri kadar City Living ve Get Together'la aşk festivalleri yokmuş gibi bir tane de Love Day eklendi oyuna. Herkes bunu istiyordu gerçekten. Ay, ne kadar tatlı bir baba şu an Jupiter. Jupiter kesinlikle bir baba olmalı. Şu an bunu fark ettim. Zaten Kirk evde yok, o yüzden Jüpiter bize bayağı yardımcı olmak zorunda. Woo! Bir dakika. Ne yaptık? Evet, bunları hallettik. Şimdi buradan baktığımızda aslında benim almak istediğim bir şey var. Money Tree diye bir şey geldi Seasons'la. Bu Sims 2'de olan bir ağaçtı. Daha çok bitkiydi. Bayağı para ağacı. Üstünden para toplayabiliyoruz. O yüzden onu almak için buradaki bu aspiration pointleri almamız gerekecek. Gider misiniz popolar? Maybe next time tabii ki. İstemiyorum sizi lanet olası sosyetik elit popolar. Bir şey söyleyeceğim. Research yaptık. Niye kabul etmedin acep? Can you fucking research? Lütfen. Fotoğraf da çektin, sanki dedektiflik yapıyorsun ha. O bitki acaba kimin evine girip onu öldürmüştü? Din din din. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben kuzulara tekrar bakmak istiyorum. Kuzular! Kuzular, gelin buraya! Abi o neydi? Yani gerçekten Get Together çıkalı kaç sene? 3 sene falan oldu. İlk kez görüyorum böyle bir şeyi. Sinirlerim bozuluyor, bu ne?
Harika. Lori artık terfi al. Allah aşkına. Research Gardening yaptı. Oh fuck. Tamam. Evet. Şu an hatamı anladım. Bitkileri araştırmayacakmışız. Bilgisayar üzerinden bitki araştırması yapacakmışız. Mantıklı. Çok mantıklı. Research. Gardening tabii ki. Tabii ki bunu biliyordum. Sadece biraz zaman kazanmak istedim. Oha kar yağıyor. Nuguseyo. Aa Jungkook. Annyeonghaseyo. Annyeonghigaseyo. Şu an çok böyle huzurlu değil mi etraf? Gerçekten Forgotten Hollow baya karanlık ve stres dolu bir yer gibime geldi. Burası daha böyle köy ortamı gibi. Oh, okay. Chewie? No. Chewie is a bad bitch. Seninle o kadar sevgili olmaya çalıştık ama başaramadık. Bebişko ağlama. Neyin var? Hemen seni besleyelim. Cuddle diyelim. Make silly face. Change diaper. Bounce. Take a mud bath. Tam Jüpiter çamur banyosu yapmak istiyor. Yap madem. Kimse seni tutmuyor Jüpiter'cim. Çamur banyosu güzeldir. Ben sanırım hayatım boyunca çamur banyosu yapmadım. Yani yapma gereği de duymadım açıkçası ama hani denemek ister miydim? Tabii ki evet. Böyle kar yağıyor ama kar tutmuyor. O da ilginç şu anda. Çünkü hava normalden birazcık daha sıcak bence. Sun snow? Sun snow nedir? İlk kez duyuyorum. Burada Lori ne ara level 5 oldu cooking'de? Wow. Şimdi arılar ne halde acaba? Bal! Bal oldu! Oh my god! Oh my god, bal! Dostlar, sonunda bal üretebildik. It's honey time, honey time. Gotta get down on honey time. Everybody's looking forward to the weekend. Oh my god! Bala bakın! Ne kadar da tatlı bir şekilde Oha! Oha! Dur lan! Sadece bal alacaktık yahu! Alamadık mı? Aha aldık. Ama kalitesi iğrenç. Okuduğuma göre 7 veya 8 saat içerisinde bal üretebiliyormuşuz. O açıdan iyi. Lori'cim sen de şuraya gel. Şu flower arranging skill'e biraz odaklan. Şimdi neler yapabiliyoruz? Level kaçız? Biz en son ne olmuştuk? Level 3'yiz. Tulip yap. Ne yap bilmiyorum tabii ki. Kolay bir şey yap da. Boşu boşuna pur kalitesinde şeyler yapmayalım. Jüpiter kokuyor harika. O zaman buraya gel ve düşünceli bir duş al. Biz bazı insanları eve falan mı katsak ya? Mesela Selka ya da Kirk gibi. Çünkü şu an böyle ikisi beraber yaşıyor Lori ile Jüpiter ama yani eşleri yok yanlarında. Bilmiyorum. Burada Jüpiter de güya herkesle sevgili olacaktı şehirde ama şehri değiştirince tabii ki o plan biraz suya düştü. Zaten bir dakika. Bizim şeyimiz vardı. New Year Resolution'ımız vardı. Nerede o? Galiba şuradan bakıyorduk. Aynen. Get a significant other. Tamam yani ya erkek arkadaş ya da kız arkadaşı edinmemiz gerekiyor. Bunu tamamlamak için. Yapalım. Bence Selka ile Jüpiter erkek arkadaş olabilirler. Lori'nin yeni yıl resolution'ı ise 7 gün içerisinde terfi almak mı? Umarım yapabilirim. Yapabilirim diye düşünüyorum. Şey yapalım mı? Böyle raf gibi bir şey koyabileceğimiz eşyalarımızı. Daha çok çiçekleri. Storage. Şuradan bakarsak. Şu get to work ile gelen şeyler işime yarar diye düşünüyorum ama. Ne koysak. Aa bu da güzelmiş. Tamam bunu koyalım. Rengini farklı bir şey mi yapsak? Böyle yapalım. Mesela bunu koyabiliriz buraya. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Aslında get to work ile gelen bu retail işini çiçeklerle birleştirebiliriz. Yani Lori aslında bayağı kendi çiçek dükkanını açabilir. O açıdan bayağı havalı işler yapabiliriz ve para da kazanabiliriz. Dudu'ya gerçekten iyi bakamıyorum. Özür dilerim. Dur bakayım seni yürüyüşe çıkartalım. Oha şu an Jüpiter. Bazı insanlar hani böyle çok soğuk havalarda üstsüz koşuya çıkıyorlar ya. Jüpiter şu an o insanlardan ve ben o insanlara çok imreniyorum. Nasıl yapıyorlar? Hani ben bilmiyorum. Büyük ihtimalle vücutları alıştığı için soğuğa hani ve sürekli spor yaptıkları için alışıyorlar ama ben
Asla yapamam. Yapabileceğimi hayal bile edemiyorum. Oh my god. Oh my god. Ritu böyle şey, deliler hastanesinden kaçmış birisi gibi durmuyor ama. Bizi takip ediyor ve bizi öldürecek gibi bir his var içimde. Neyse, siz yürüyüşe devam edin. Aaa, Jüpiter sel karlamış ama bu saatte partiye gitmek ne kadar mantıklı şu an değil, hayır. Koşu nasıl gidiyor? La 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 la. Evolve yapmamız için galiba bitkileri otsuz, yani kötü otlardan toplamış, arındırmış olmamız gerekiyor ve aynı zamanda iyi bir gübreleme yöntemi uygulamamız gerekiyor. Ne yapsak ne yapsak? Havuçla gübreleyelim madem. Sonra da evolve yapmaya çalışalım bitkilerimizi. Arılar ne yapıyor? Aa, yine bal oldu, harika. Hadi bal toplayalım. Bu sefer Lori toplayacak. Woohoo! Bak, Jüpiter arıyı, balı toplayamadı. Lori rahat rahat topladı, şu an çok saçma. Bu arada bir şey fark ettim. Buradan şuraya geçiş yok. O yüzden şöyle bir kapı koyalım. Arılara ulaşabileceğimiz. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ballı kek yapabiliyoruz galiba artık. Kalitemiz çok kötü tabii ki ama yapacak bir şey yok. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Honey cake, honey cake, honey. Yes! Tamam. Ballı kek yapacağız dostlar. Oha, ne oldu? Çok mu çalıştık? Çok spor yapmışız. Şu an bayağı rahatız. O zaman dur, onu yapma sen. Çünkü bayağı kötü bir kek olacak o. Gerçi zaten balın kalitesi de kötü. Bir şey fark etmez. Zaten bok gibi bir kek yapacağız. Ya da yapamayacağız. Kobe. Are you okay, baby? Are you okay? Bir dakika, Kobe'yi büyütebiliriz. Ben niye bekliyorum? Hadi büyütelim. Bakalım Kobe'nin tipi nasıl olacak? Çok heyecanlı. Yeah. Woo! Kobe. Oh my god, tamam. Salak olsun ya. Eğlenceli olsun. Kobe. Aa! Kobe'ye bakın. Yalnız bir K-pop idoli gibi doğdu şu anda. Salak. Tipe bak. Ne kadar havalısın. Ya ben çok beğendim Kobe'yi, tamam. O zaman Kobe'ye şöyle bir alan yapmamız lazım. Yatak falan. Neyse, bir tane koyalım şöyle. Aa, köpek yatağımız var. O zaman bunu silelim ve buraya bunu koyalım. Ve tabii ki oyuncaklar da koymamız lazım. Bunları koyalım madem. İyi bakacağım ya. Kobe'ye iyi bakacağım. Bu sefer kararımı ortaya koydum, tamam mı? Bunu da koyalım böyle. Harika. Kobe. Tontik seni. Hadi gel bakalım, oyun oynama zamanı. Play. Lori'cim sen de. Bakalım Jüpiter ballı kek nasıl gidiyor. Aha, yaptık. İğrenç oldu tabii. Aa, normal, aferin. Yalnız... ballı kek. İlk kez görüyorum hayatımda ve şu an yemek istedim. Selka'yı çağıralım bence eve şu anda. Bari bir erkek arkadaş olayını halledelim. Selka room will be right over. O zaman şöyle yapalım. Madem kasların ağrıyor, sana bir masaj şeyi koyalım. Heh, şundan istiyorum. Harika. Farklı bir renk olsun. Masajcı şey yapalım bu arada. Hire massage therapist diyelim. Kobe, ne yapıyorsun? Şu an çok canice bir şey yapmak istiyorum. Kiddy pool var ya. Buradan. Heh. Şimdi kar yağıyor ama ben çok canice bir şey yapmayı planlıyorum. Acaba şu an buraya soksak Kobe'yi bu havada. Ne olur? Sadece bir merak etmek istedim. Yani bir merakımı gidermek istiyorum. Merhaba canım. Her zaman o sıcak taş masajı yapmak istemişimdir. Get a stone massage. Her zaman yapmak istemişimdir. Gerçekten. Hayat hedeflerimden bir tanesi sıcak taş masajı. Bu arada ben Selka'yı çağırmıştım ya, unuttum. Ay, Selka dışarıda. Sorry, I forgot about you. Ne demek flirty? Yok artık Anas. Kendine gel. Sen niye arı kıyafetini giyindin? What the fuck? İşte arkadaşlar, arıcılık işleriyle kendini çok fazla adayan insanlar biraz kafalarını kırmaya başlatıyor bir süreden sonra. What the fuck? Niye arı kıyafetinde masaj alıyor?
Konuşamıyorum bile. Şu an kafam yanıyor ve yargılamak istemiyorum hiçbir şeyi. Kobe! Gel sana işkence yapacağız. Play Kobe in Kiddie Pool. Come on, hello. Kar yağarken çocuğumuzu havuza sokuyoruz. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Üşümüyor mu şu an Kobe? Yo, gayet de mutlu. What the fuck? Aa, ne kadar tatlı. Çok tatlı ama aynı zamanda saçma. Hani dışarıda kar yağıyor ve biz şu an yorum bile yapmak istemiyorum. Nerede Selka? Selka, hello. Heh, burada. O zaman artık Selka'yla sevgili olmanın zamanı geldi. Bir yanağını okşayalım. Sonra da wanna be my boyfriend diye diyelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an Kirk eksik. Kirk'ü de çağıralım. Gelir misin canım? Burada çocuğunla oyun oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Woohoo! Yaptık. Yaptık. Tamam. Şükür. O zaman New Year Resolution'ımızı hallettik. Aa, yaşasın. Hallettik. Ne oluyor? Hammy brought you a postcard from his great adventure. Hamster gittiği tatilden bize postal getirdi. Tamam. Ah! Cold! Tamam, bir dakika. Üşümeye başladı Kobe. Yeter. Lori, tamam. Çocuğu seviyoruz ama öldürecek kadar sevmiyoruz. Hasta olacak. Oh my god. Dur. Taşı onu hemen içeri götür. Hug lovingly. Kobe'yi niye dışarıda bıraktın? Donacak çocuk. Tebrikler, içeri koyabildin Lori. Dudu'ya bakın. Oh my god. Dudu, ama çok soğuk değil mi? Üşümeyecek misin? Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.